Değerli Postun Sesi izleyicileri, Postun Sesi hayırlı işler köşemizde. Şimdi de Arav Kantonu'nun Buks kasabasında Turkuaz Restorant'ı konu oluyoruz. Şimdi hep birlikte dilerseniz Turkuaz Restorant'ını birlikte tanıyalım. Yaklaşık 6 ay önce Aargau kantonunun bu şehrinde hizmete açılan Turkuaz Grill Restoran, vatandaşlara otantik ve oryantal bir ortamda Türk ve Osmanlı mutfağından yemek çeşitleri sunuyor. Aylarca süren bir çalışma sonrası mekanın Osmanlı'yı hatırlatan iç dekorasyonuyla oryantal bir hava estiren Turkuaz Grill Restoran'da Osmanlı ve Türk mutfağının tüm ızgara çeşitleri, ızgara balık, hamsi tava, 15 soğuk ön meze çeşidi, çorba ve tatlı çeşitlerini bulabilmek mümkün. İşletmenin duvarını süsleyen Osmanlı tarihinden tablolar ve mekanın oryantal yapısı misafirlerinden büyük övgü alıyor. İsmim Sarper Gürel, Zürih'ten geliyorum. İlk kez buraya. Yemekleri çok beğendim. Tavsiye ederim. İsmim Sunay Şimşek, Sakarya'dan geliyoruz. Burada arkadaşlarla bir arada güzel bir ortamda yemek yemek için geldik. Nasıl burayı bulduk? Post gazetesinde reklamını gördük. Denemek istedik. Mesafe uzak olmasına rağmen geldik. Atmosferi beğendik. Gerçekten aradığımız, Türkiye'den özlemini duyduğumuz restoran havasını burada yakaladık. Güzel bir mekan, lezzetli. Herkese tavsiye ederiz. İlk defa geliyoruz. Kendimizi Türkiye'deki gibi hissettik şu anda. Dekorasyon, ambiyans, yemekler çok güzel. Kesinlikle tavsiye edebilir misiniz? Gayet tabii ki, kesinlikle. Kesinlikle gelinmeli. Hele ki Avrupalıların, İsviçrelilerin buraya gelmesi çok önemli. Tavsiye etmeliyiz. Her Türk, İsviçreli arkadaşını çok rahatlıkla getirebilir buraya. Tatlarımızı, kültürümüzü göstermek ve tattırmak için. Nedir bu, sorması ayıp olmazsa? Evet, uzun zamandır hamsi yemediğimiz için özlem gidermeye geldik. İlk defa geliyoruz. Konsepti çok beğendik. Kesinlikle önerebiliriz. Kaliteli bir yerde olduğumuzu inanıyorum. Çok lezzetli. Yani çok güzel bir ambiyans. Tekrar gelir misin? Mutlaka. Farklı projelerle dermişim. Yani çok farklı yemeklerle de katılabileceğimizi düşünüyoruz. Biraz önce arkadaşımla onu konuştum. Kesinlikle. Mekanın sahibi Ahmet Yıldırım, restoranının hizmetlerini ve kapasitesini anlattı. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Nasıl mekanı açma fikri nasıl oluştu? Bunu bir izleyicilerimizle paylaşırız. Ya böyle bir tasarım, 2 sene önce bir tasarım yapmıştık yani bir arkadaşımla beraber. Derken biz ayrıldıktan sonra ben bu tasarımı devam ettim yani. Hep hedefimde yani İsviçre'de olmayan bir tasarımdı ve bu tasarımda gerçekten gerçekleştik galiba. Güzel bir şey ortaya çıktı. Büyük bedeller oldu gerçekten. Bayağı bir çaba oldu. Ama sonunda bir şeyler yaptığıma inanıyorum yani. Gerçekten. Şu anda da bazı arkadaşların sayesinde, desteğiyle de inşallah ileriye doğru gideceğiz yani. Şimdi buraya mekana ilk girdiğiniz zaman zaten çıplak gözle şöyle baktığınız zaman gerçekten içeriye çok büyük bir yatırımın, emek verdiğin, harcandığın çok görebiliyorsunuz. Ne kadar uğraş verdiniz ve bundan sonraki şu ana kadar beklentiyi karşıladı mı? Şimdi uğraş çok oldu. Yani buranın inşaatı aşağı yukarı 9 ayımı aldı gerçekten bazı aksiliklerden nedeniyle. Ama yine hep çabaladık, hep yaptık. 9 ayımı aldı. Açtığımızdan beri istediğimizi bulduk mu deseniz hayır diyebilirim daha. Çünkü ben daha fazla bir beklenti bekliyordum. Ama belki bu da kendimizi tanıttıramadık belki. Eksik tarafı kalan buydu yani. Ama yine de güzel gidiyor. Yani hiç olmazsa gelen müşterimiz çok memnun. Yani bunu kesin söyleyebilirim. Yani bugüne kadar tabii ki belki eksiklerimiz vardır. Yine de söylüyorum. Ama gelen hep o müşteriyi memnun edebildik yani. Eksiklerimizle de olsa yine güzel sözlerimizle yaptığımız hizmetle de olsa bunları memnun ederek gönderdik.
Ama tabii ki hedefimiz güzel Osmanlı mutfağını gerçekten iyi aşçılarla yabancılara sunmak yani. Burada ileride göreceksiniz, Artin abinin sayesinde de olsa etin lezzetini vermeye çalışacağız yani. Biraz geç tanıştık ama iyi olacak inşallah. Yemek çeşitlerinden bahseder misiniz? Şimdi İsviçre'de çok sayıda Türk restoranı veya Türk yemeklerinin olduğu restoranlar var. Siz burayı kendi farkınızı nasıl izleyicilere anlatabilirsiniz? Şimdi buradaki farkımız, İsviçre'de veya Zürih'te diyeyim, Kanton Aramo'da çok mekan var yani. Türk mekanı var. Ama bu Türk mekanı derken işletmecileri Türk yani benim için. Ama yaptıkları mutfak Türk mutfağı değil. %100 Türk mutfağı değil. Ama biz burada kendimizi %100 Türk mutfağı olarak tanıtıyoruz ve gösteriyoruz da yani bunu kesinlikle. Daha da ileriye güzel götürmeyi düşünüyoruz yani daha geniş bir şekilde. Mezelerden olsun, et çeşitlerimizden olsun, tatlı çeşitlerimizden, çorba çeşitlerimizden gerçekten. Elimizden ne geliyorsa ileriye dönük yapacağımıza eminim. Ağırlıklı yani. Olarak ızgara çeşitleri mi var burada? Daha çok şu an ızgara ve artı çok özel olan odun fırınımız. Bundan çıkan pideler, lahmacunlar, ekmek gerçekten çok daha farklı yani diğer yörelerden. Bunu kesin söyleyebilirim. Ama genelde %100 yine tabii et ağırlıklı. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu kadar bu yatırımın emeğin karşılığını bundan sonraki dönemlerde karşılığını almaya başlarsınız. İnanın bunu artık ben kendi mekanım olarak değil buradaki bulunan Türk insanların bir gururu olması lazım. Burası gerçekten yabancıya da biz kendimizi kanıtlayabiliriz ki işte artık bizim de güzel bir Osmanlı restoranımız olduğunu söylemelerini isterim yani. Destek de isterim tabii ki bu arada onlardan. Şimdi ben 2 hafta önce bu mekana geldim. Hakikaten gurur verici. Beni çok ruhumu okşadı. Çok özenerek yapılmış. Yani bir Türk dükkanı, bir restorantı ilk defa ben yılların ilk Türk kasabıyım İsviçre'nin. Çok mekanlarda böyle güzel bir mekan ilk defa gördüm. Samimi söylüyorum. Ve kanım ısındı. Beni tavsiye ettiler işte. Geldim, mekanı gördüm. Ve ben bütün tecrübelerimle, dostlarıma ve sanatıma güvenerek en güzel mutfağı, bir Osmanlı mutfağını burada sunabileceğime inandım. Ve severek geldim. Şimdi bundan sonra bütün dostlarımı, beni tanıyan, benim ne yaptığımı bilen, benim kasaplık zamanında benim et çeşitlerimi yiyen bütün insanları buraya severek, güvenerek davet etmek istiyorum. Çünkü hakikaten hiç kimse buraya geldiğine pişman olmayacak. Bilhassa herkes benim gibi gurur duyacak. Çok güzel. Bunun üstüne başka evet. Herhalde sözü söylemem. Şey başka bir şey diyemiyorum. Bekliyorum bütün dostlarımı. Burada elimden gelen en güzel şeyleri sunmak istiyorum. Onların tekrar daha önceki takdirleri gibi bundan sonra da onların takdirini almak istiyorum. Gurur duyuyorum böyle güzel bir mekanda bulunduğum için. Bu yaştan sonra hiç olmasa bana yakışacak, benim hünerlerime, benim sanatıma yakışacak bir mekanda bulunduğum için gözlerim dolu dolu söylüyorum, gurur duyuyorum. Kapalı alanı 100 kişilik olan, açık yeriyle birlikte bu kapasiteyi 150'ye çıkaran restoranda doğum günü, nişan ve evlilik yıl dönümü gibi özel organizasyonları da kutlamak mümkün.